Yalnız gazetede tabi biraz bazı çarpıtmalar olmuş, onları da düzeltmek lazım. Evet. Mesela Akşam gazetesinin de haberi var. Efendim bu nedir? Radikal, radikal haberi var. Mesela diyor ki, Yahudi ve Masonlar yazınca ceza almıştı. Ben ne zaman ceza aldım Yahudi ve Masonları yazınca? Mesela Radikal'in yanlış haberi. Evet. Bir Maaş Vakfı'nın kurucusu Adnan Oktar, 86'da Yahudi ve Mason kitabının Türkiye'deki Yahudi ve Masonları halkın dini ve ahlak değerlerini erozyona uğratmakla suçlamış, ardından tutuklanıp hapse atılmıştı. Peki şimdi bu alenen yalan. Şimdi bu ne yapacağız bunu? Evet. Bu net. Ben bundan beraat ettim. Ben Yahudiliği ve Masonluğu eleştiren bir eser yazmıştım. Ama haklı yönlerine anlattım. Evet. Masonluğu ben ateist ve materyalist yönünü eleştirdim. Halen de eleştiriyorum. Evet. Benim Masonluğa bir alıp veremediğim yok. Evet. Ya bu vatanda evlatlar ama ateist yönlerine, materyalist yönlerine karşıyım. Darwinist yönlerine karşıyım. Bunu eleştiriyorum. Evet. Tabii ki. Yahudilikte de ateist Yahudilerin yaptıkları zulmü eleştiriyorum. Benim dindar Yahudilerle bir alıp veremediğim yok. Onlara karşı ben şefkatliyim, evet, sevgi doluyum. Dolayısıyla Radikal'in bir kere bu haberi yalan. İkincisi, Şalit'in babası konuşmadan yazmışlar. Bunlar doğru, gelecek. Likud milletvekili var, evet doğru. Fakat burada yine mesela ikinci bir kişiye daha bu kişilerin gidecekleri yazılmış. Böyle bir şey yok. Evet. Buraya sadece bizden görüşmek için geliyorlar. Evet hocam. Ayrıca evet, Ortodoks Hristiyanların lideri de geliyor. Doğru. Efendim Akşam gazetesinin yanlış haberleri neler var? Onlara bakalım. Bu iki kişi diyor, öyle bir şey yok. Sadece benden görüşme, onu söylemiştim. Radikal, İslam dünyasındaki radikal örgütler üzerine etkinlik mücadelesi veriyor. Benim bir mücadelem yok. Evet. Ama radikal örgütlere tabii ki şefkati, sevgiyi, merhameti, barışı ve kardeşliği tavsiye ediyorum. Evet. Kur'an'ın emri. Evet. Kur'an'ın emrini bildiriyorum. İran'la iyi ilişkileri var diyor. Doğru. Yani Ahmedinejad beni sever. Ben de onu severim. Şefkat duyarım. Evet. Hamene'yi çok severim, evet, saygı duyarım. Onların da bize sevgisi, saygısı vardır. Hamas dini temeller üzerine kurulu olduğu için onlarla ancak dini liderler konuşabilir diyor. Doğru, yani dindarlar, evet, daha birbirlerini iyi anlaşırlar. Daha ahlaki, ideolojik ve ruhani yöntemlerle sonuca varmayı başarabiliriz. Ruhani yöntemler, bu doğru. Evet. Yaklaşık 2,5 sene önce Hamas tarafından kaçırılan Gilad Shalit'in halen hayatta olduğu geçtiğimiz aylarda ailesinin yanına gönderilen mektup ve görüntülere kanıtlanmıştı diyor. Yani Allah'ın izniyle Gilad'ı da herhalde babasının yanına gelecek şekilde İnşallah bir canım. Program uygulayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Çünkü yeter çocukcağız orada 2,5 seneden beri ona yanına. 3,5 hocam. 3,5 mu? Evet. Yazık çocuğa, evet, ya tek başına orada. Hayır, bir de ölüm korkusu da vardır. Çünkü o, evet, onu çok yıpratabilir. Çok, evet, yıpratır. Tabii İsrail hapishanelerindeki insanların konumu, genç kızlar, delikanlılar, siyasi liderlerin konumu, onlar da içler acısı. Evet. Ben istiyorum ki hepsi kurtulsun. İnşallah. Ama işte hani dayatma da olmaz tabii. Biz anlatırız, izah ederiz. İnşallah şefkati, merhameti, sevgiyi tavsiye ederiz. Bunu inşallah Allah nasip eder. İnşallah. 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 Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre diyor. Evet, baba Halit, baba Şalit, Hamas ve İran'ın yetkilileri iyi ilişkili olan ve açıkça Siyonizm karşıtı olduğu bilinen Adnan Hoca ile görüşüp, kardeşim tamam ben Siyonizm, hangi Siyonizme karşıyım? Ateist Siyonizm. Ateist Siyonizm, yani Masonluk. Evet. Yani zulüm yapmaya, kan dökmeye yönelik her harekete ben karşıyım. Evet. Acımasızlığa karşıyım. Yoksa ben İsrail'in orada yaşaması, orada vatan kurmasına karşı değilim. Evet. Kıyamete kadar orada yaşasınlar. Ben mazlum insanlar, Hazreti İbrahim'in nesli, nereye gidecekler, babalarının yurdu. Evet. Yani oraya git diyorlar, buraya git diyorlar, şuraya git diyorlar. Nereye gitsin bu insanlar? Bütün ataların mezarları orada. Evet. Ata toprağı tabii ki orada. Kur'an'a göre de oradalar, evet, zaten. Yani en önemlisi bu. Kur'an'a, evet, göre oradalar. İnşallah. Kur'an orada olacaklarını söylüyor.
Ama kardeşçe, sevgi bağıyla, dostça, Müslümanlarla, Hristiyanlarla, değil mi, Museviler, evet, iç içe güzelce yaşayacaklar. Kime yetmiyor bu topraklar? Nereye bu sıkıntı, evet, bu zorluk? Nereye gidiyor bu acımasızlık? İnşallah. Siz hatta Türk İslam Birliği kurulduğunda niye orada sadece oraya sıkışıp kalasınız? İstediğiniz yerde yerleşin, rahat, güvenlik, huzur içinde yaşayın demiştiniz. Tabii hocam, kardeşim, inşallah. Ne alakası? Gelsinler Ürdün'e de yerleşsinler. Evet. Türkiye'nin her tarafına gelebilirler. Onlar bizim canımız, yeğenimiz, Allah'ın emaneti bizlere. Evet, inşallah. Bütün o Kenan diyarına istedikleri gibi yerleşsinler. İnşallah. Başka yerlerde yerleşsinler. Dünyada nereye istiyorlarsa gelsinler. Evet. Yani her yerde sevgiyle, muhabbetle karşılanacaklardır. İnşallah. Çünkü artık Mehdi devri gelmiştir. İnşallah. Diyorlar ki İsrail yumuşadı. Ne oldu İsrail'e? Çünkü Mesih, Mehdi zuhur etti de onun için. Evet, maşallah. Çünkü Mesih'in ruhu, Mehdi'nin ruhu her yerde şu an. Evet. Yani gölgesi, zil ve gölgesi etrafı kapladı. Yoksa İsrail böyle barışçı bir yaklaşıma asla yanaşmaz. Evet. Ve dindarların baskısıyla bu oluştu. Evet. İsrail'e dindarların. Bakın oradaki yine dindarlar. Buraya hemen olayın akabinde gelmeleri de dindarlığın İsrail'de ne kadar güçlü olduğunu göstertiyor. Maşallah, evet. Ve hükümete, devlete de etkisini göstertiyor. İnşallah. Evet. Dolayısıyla Mehdiyet'in bu nuru, sıcaklığı bir tek orayı değil, Amerika'yı da, Rusya'yı da, her yeri kaplamıştır. Evet. Hugo Chavez'e varıncaya kadar. Evet. Değil mi? Evet. Bak diyor, Mehdi gelecek diyor. Geldi diyor. Geldi diyor. Geldi diyor. Gelecek diyor. Hazreti İsa da gelecek diyor. Evet. Chavez. Evet.